Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün de tam vites koyunun oradan, iskelenin oradan patika yol var. Bu küçük akvaryuma giden çeşitli küçük böyle koylar var. Onlardan birine gelip sizinle sohbet etmek istedim. Bugün sorular ve yanıtlar. Onlarla ilgili bir paylaşım hazırlayacağım. Bu arada soruları tek tek okumayacağım. Ekranda zaten yansıyacak. O nedenle video çok uzun sürmesin diye yanıtlarını aktaracağım. Soruları ekranda zaten görmüş olacaksınız. Türkiye'deki bütün araçlar elektrikli olsa yine de sadece %9'luk bir enerji açığı oluyor ki onun da çeşitli çözümleri var. Zaten birdenbire aynı anda bütün araçların elektrikli araç olma ihtimali olmadığı için böyle bir sorun yaşanma ihtimali şu an için gözükmüyor. Bununla ilgili ayrıntılı bir veri öğrenmek isterseniz açıklamalar kısmında linkini koyacağım. Gökten Kurnaz Bey'in bununla ilgili bir paylaşım var. Onu da izleyebilirsiniz. Elektrikli araçların motorları içten yanmalı araçların motorlarına göre çok daha uzun ömürlü, arızalanma ihtimali çok daha düşük. Bakım ve onarım maliyetleri de çok düşük. Bataryaları da 500 bin kilometre ile 1,5 milyon kilometre arasında değişiyor ömrü. Maliyeti de gittikçe daha da düşüyor. Şu an için 5'te 1 ile 3'te 1 arasında değişiyor aracın fiyatına göre. Bununla ilgili de bir videom var. Onu da açıklama kısmına koyarım. Onu da izleyebilirsiniz. Yani korkulduğu gibi bir durum söz konusu değil. Aslında haber konusu olmadığı için bize elektrikli araçların yanma riski varmış gibi geliyor. Çok yüksekmiş gibi görünüyor. Seviyor medya bu tür haberleri yapmaya. Gerçek verilere baktığımızda ülkeden ülkeye farklılık arz etse de 5 kat ile 80 kat arasında içten yanmalıların elektrikli araçlara göre yanma oranı ve yanma riski çok daha fazla. Bu söylediğim oranlar çeşitli ülkelerdeki raporlardan alınmıştır. Gerçek rakamlardır yani. Geldik dördüncü sorumuza. Öncelikle ihtiyacınızı, beklentilerinizi ve beğenilerinizi olmazsa olmazlarınızı belirlemeniz gerekiyor. Hem donanım olarak, hem menzil olarak, hem şarj hızı olarak, hem büyüklük olarak, hacim olarak veya spesifik donanım örnekleri olabilir. Cam tavan istiyor olabilirsiniz. İşte otoholt istiyor olabilirsiniz benim gibi veya adaptif cruise control olmasını şart koşarsınız benim gibi. Bu önceliklerinizi tespit ederek EV Database'ten teknik verilere göre menzil ve şarj hızı anlamında eleme yaparak bir liste oluşturursunuz. Bu listeyi oluşturduktan sonra bu oluşturduğunuz listedeki yer alan araçların donanımlarına bakarsınız, büyüklüklerine bakarsınız, tasarımlarına bakarsınız. Sizin zevkinize uygun mu değil mi? Yine elersiniz buradan. Bunları eledikten sonra da kullanıcı deneyimlerini araştırırsınız. İşte bu YouTube'dan olabilir. Ben her zaman açıklama kısmında ekte paylaşıyorum. Telegram grupları olabilir, WhatsApp grupları olabilir veya sosyal medyalar, forumlar olabilir. Oralardan araştırırsınız kullanıcı deneyimlerini ve sonrasında da imkanınız varsa test edersiniz. Ondan sonra da kararınızı verirsiniz. Elektrikli araç seçimi diğer araç seçiminde olduğu gibi kişilere göre değişiklik arz edebilir çünkü. Kimisi ailedir, farklı bir beklentisi vardır. Kimisi gençtir, spor bir araç istiyordur gibi gibi. Yani birçok etken var bunda. O nedenle seçimi sizin kendi kriterlerinize göre yapmanızı öneririm. Geldik 5. soruya. Markaların verdiği menzil ve şarj verileri, VLTP'nin verdiği menzil ve şarj verileri her zaman stabil testlerde oluşan değerlerdir. O nedenle gerçek hayattaki menzil verilerini hem yaz için hem kış için hem Telegram gruplarından hem YouTube'dan hem de sosyal medyadan, forumlardan öğrenebilirsiniz. Ama EV Database bu konuda çok çok güzel veri sunuyor. EV Database'ten hem şarjla ilgili hem de menzille ilgili hangi koşullarda ne kadarlık bir gerçek veri verebildiğini görebilirsiniz. İkinci elde en önemli şey aslında araca olan talep. Yani bu içten yanmalıda da elektriklide de böyle. Araca olan talep fazlaysa, arz da azsa ikinci elde fiyatlar ona göre şekilleniyor. İkinci elde araç alırken en önemli şey batarya sağlığı. Batarya sağlığı yani alttan bir darbe alıp almadığı, aracın farklı aksamlarının darbe alıp almadığı, herhangi bir arızasının olup olmadığı
kesinlikle ekspertizle görülebilecek bir şey. Bunu yapan ekspertiz firmaları da gittikçe artıyor. O nedenle çok fazla kilometreli araçlar için özellikle muhakkak ben ekspertiz yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle 50 bin, 60 bin gibi kilometrelerden sonra muhakkak bunların yapılmasının ve o şekilde araç seçiminin daha doğru olacağını düşünüyorum. Aslında bu konu tartışmaya çok açık bir şey değil. Neden derseniz, ölçümlerde görünüyor zaten. Yani evimizdeki fırından, televizyondan, cebimizdeki telefondan, kullandığımız iPad'den, birçok elektronik sisteme sahip kullandığımız ürünlerden bir kısmından çok çok daha düşük. Örneğin fırından bile daha düşük. Yani bir manyetik alana sahip. O nedenle bunlar tamamen şehir efsanesi. Bilimsel temeli olan şeyler değil. Telefonlar da dahil. Ama ne dersek diyelim, bunlar hayatımızın bir parçası. Ülkelere göre farklılık arz edebiliyor. Ancak ülkemizde resmi kanallarla satılan elektrikli araçların hepsinde standart AC ve DC kablolar kullanılmakta. O nedenle bütün hemen hemen elektrikli araçların AC ve DC kabloları birbiriyle uyumlu oluyor. 2-3 saat içinde yola çıkacaksanız bataryanızı %100 şarj etmenizde bir sakınca yok. Önemsenmeyecek kadar az zararı var. O nedenle bunu çok dikkate almanıza gerek yok. Yola çıkmadan 2-3 saat önce aracınızı %100 şarj edebilirsiniz. Geldik 11. soruya. Tıpkı %100 şarjda olduğu gibi aracınızı %0'a da getirmemeniz öneriliyor. Getirilmesi halinde de, kalibrasyon haricinde getirilmemesi öneriliyor. Ama getirilmesi halinde de yine 1-2 saat içinde, 2-3 saat içinde muhakkak aracın şarj edilmesi gerekiyor. Bataryanın büzülme ve şişme durumunda uzun süre kalması batarya stresine neden oluyor ve bataryaya zarar verebiliyor. Bu LFP batarya için de böyle. Dolayısıyla LFP bataryalı araçta kullanıyorsanız 2-3 haftada bir veya çok yol yapmıyorsanız, çok mesafe kaydetmiyorsanız ayda bir de olsa muhakkak %10'un altına, %20'nin altına getirerek %100'e kadar şarj edip birkaç saat içinde yola çıkmanız faydalı olur. Aracın doğru veri verebilmesi için belirli aralıklarla %5'e, 10'a kadar, %0'a kadar getirip %100'e kadar AC şarjda şarj etmek aracın bataryasının kalibrasyonunu sağlar. O nedenle bu şekilde bataryayı zaman zaman kalibre etmek çok faydalı olacaktır. NMC bataryalarda ise enerji yoğunluğu çok fazla olduğu için aslında kalibrasyona çok ihtiyaç duyulmuyor. Ama yine de yılda bir defa, iki defa bunu NMC bataryalarda da yapmak NMC bataryaların da kalibrasyonunu sağlar. O nedenle yılda bir iki defa NMC bataryalar içinde bu kalibrasyon işlemini yapmanız faydalı olacaktır. Araştırmalara göre %40-45 ile %75-80 aralığında veya ikinci olarak da %20-25, %75-80 aralığında şarj en optimum şarj aralığıdır. Uzun yola gitmek haricinde bir önceki maddede söylediğim şarj aralığında kullanmak, aşırı soğuklara ve sıcaklara maruz bırakmamak, mümkün olduğunca yavaş şarj hızında şarj etmek en önemli başlıklardır. 35-40 derecenin üstündeki aşırı sıcaklara, -10 derecenin altındaki aşırı soğuklara çok uzun süre bataryayı maruz bırakmak bataryanın sağlığını olumsuz etkilemektedir. LFP bataryalar aşırı soğuktan daha çok olumsuz etkilenirler. NMC bataryalar ise aşırı sıcaktan daha çok olumsuz etkilenirler. Hızlı şarj, yavaş şarja göre bataryaları daha olumsuz etkiler. Ancak %80-90'a kadar hızlı şarjın tölere edilebilecek kadar az zararı vardır. O nedenle aracınızı %80'e, %90'a kadar her zaman hızlı şarj yapabilirsiniz. Hatta birçok araç bu şarj hızını %80'den, %90'dan sonra azalttığı için bu konuda çok endişe etmenize gerek yok. Evet, yağmurda aracınızı şarj edebilirsiniz. Çok fazla bu konuda endişe duyan oluyor. Hiçbir endişe duymanıza gerek yok. Yağmurda, karda aracınızı şarj edebilirsiniz. Yeter ki şarj kapağını açık bırakıp o deliklerin içi su dolmasın. Geldik 20. soruya. Mümkün olduğunca kısa, yeterli kalınlıkta ve kalitede ama en önemlisi de topraklaması muhakkak olan hattan şarj etmeniz çok önemlidir. En çok dikkat edilmesi gereken şeylerdir. Muhakkak onaylı kablo kullanmaya özen gösterin. Ayrı bir hattan şarj etmeye özen gösterin. Şarj ettiğiniz hat da muhakkak topraklamalı olsun. Araç bataryaları çeşitli şekillerde enerji kaybına uğrarlar. Ekranda gösterilmeyen enerji kaybı en çok şarj sırasında olur. AC şarj sırasında yaklaşık olarak %7 ile %15 arasında, DC şarjda da yaklaşık
yaklaşık olarak %4 ile 10 arasında bir enerji kaybı yaşanmaktadır. Bu nedenle ekran verisinin üzerine yaklaşık %10 enerji kaybını ekleyerek bizim maliyetimizi hesaplamamız doğru olacaktır. Maliyet hesabı yaparken istasyondan çıkan enerji önemlidir. Bataryayı uzun süre aylarca kullanmamak bataryaya zarar verebilir. Eğer araç uzun süre kullanılmayacaksa %50 ile 60 aralığında bırakmak, hatta eğer imkanınız varsa normal ev prizi şeklinde 2.3-2.2 kW gücünde veya en düşük akımda ayarlayabiliyorsanız aracı şarjda bırakıp şarj sınırını %60'a, %65'e en fazla ayarlayarak aracı bırakmak en doğrusu olacaktır. Özellikle şehir içinde trafik ışıklarından dolayı veya trafikten dolayı zorunlu olarak durmanız gereken koşullarda tek pedal sürüş her zaman faydalıdır. Çünkü kayıp olan enerjinin büyük kısmı bataryaya aktarılır tek pedal sürüş yoluyla. Ama uzun yolda verilen enerjinin tam anlamıyla kullanılması için tek pedal sürüşün kullanılmaması, rejeneratif frenlemenin en düşükte veya kapalı kullanılması her zaman enerji verimliliğine daha olumlu etkileyecektir. Yani bataryadan çıkan enerjinin kesintiye uğramaması gerekir. Zorunlu durumlardır bu şehir içinde. Çünkü veriyorsunuz enerjiyi, bu enerjiyi önünüzde bir trafik ışığı varsa zorunlu olarak kesmek zorundasınız. Ama uzun yolda verdiğiniz enerjiyi kesmemek için rejenerasyonu kapalı veya en düşükte kullanmak en ideali olacaktır. Isı pompasının kalitesine göre, yapısına göre ısı pompası klimanın tüketimini %4 ile %10 arasında daha olumlu etkileyebilmektedir. Ancak bütün elektrikli araçlarda yazla kış arasında %10 ile %40'a kadar bir menzil azalması yaşanır. Enerji tüketimi fazlalığı olur. Bu ısı pompası olsa da muhakkak ve muhakkak yaz ve kış arasında belirgin bir fark oluşacaktır. Isı pompasından mucizevi bir şey beklemeyin. Araştırmalara göre ve testlere göre baktığımızda belirli koşullarda %4 ile %10 arasında ısı pompası bir olumlu etki yapar. Ancak her ısı pompası aynı etkiye sahip değildir. Markalar VLTP standartlarına göre bir veri verirler Türkiye'de ve Avrupa'da. Ancak VLTP standartları gerçek hayat verileriyle karşılaştırıldığında maalesef yüksek verilere sahiptir. Bu nedenle markadan markaya farklılık arz etse de %30 ile %40 arasında VLTP sapması olabileceğini düşünmeniz gerekir, bilmeniz gerekir. Özellikle 110 km üstündeki hızlarda bu sapma daha da artar. Çünkü rüzgar sürtünme katsayısı işin içine girer. Markaların verdiği en yüksek şarj hızı çok kısa bir aralıkta en optimum şartlardaki en maksimum şarj hızıdır. Aslında araç o hızda şarj olmaz. Yani çok belirli bir aralıkta çok kısa bir süre o şarjı alabilir. O da optimum koşullarda. O nedenle ona değil %10 ile 80 aralığındaki süreye bakmanızı öneririm. EV Database'te bu verileri bulabilirsiniz. En önemli şey %10 ile %80 aralığındaki şarj süresidir. Aynı zamanda şarj eğrisidir. İstasyonun kaç amperlik olduğu, o istasyonda kaç slot olduğu, o istasyonda tek aracın mı iki aracın mı birlikte şarj olup olmadığı, aracınızın kaç voltluk şarj mimarisine sahip olduğu gibi şeyler şarj hızını etkiler. Örneğin istasyonda 180 kWh maksimum şarj yazıyor olabilir ama 200 amperlik bir istasyonsa ve sizin aracınızda 400 voltluk bir şarj mimarisine sahipse en yüksek alabileceğiniz şarj hızı 80 kWh'tir. Daha çok videoların altında sorulan, forumlarda, sosyal medyada, Telegram gruplarında sorulan soruları derlemeye çalıştım. Bundan başka farklı sorularınız olursa yorumlara yazarsanız daha sonra yol sohbetlerinde veya ayrı bir video şeklinde bu soruları yanıtlamaya çalışırım. Bu arada açıklama kısmında hem Türkiye Elektrikli Araç Kullanıcıları Telegram grubunun hem de Tesla Motors Club Türkiye Telegram grubunun linkini vereceğim. Oradan bu Telegram gruplarına girerek bilgiler alabilirsiniz, sorular sorabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.